Selamünaleyküm kıymetli Rehber TV izleyicileri. Yeni bir Saadet-i Dairen programından daha karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz Özkan Yaman hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız hocam? Hamdolsun. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağınıza, saatinize duacıyız. Allah razı olsun. Hocam bu haftaki konumuz ümitsizliğe kapılmamak üzerine olacak. Malumunuz birinci bölümümüz Kur'an ve sünnette ayrı olarak başlıyoruz. Bir ayet ve ardından hadislerimiz olacak. Önce bir ayetle başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Talak suresi 2 ve 3. ayetlerde Rabbimiz mealen buyuruyor ki kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse o ona yeter buyurmuş Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. İzleyicilerimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Şimdi bu konuya tabii geçmeden önce Kırıkkale'de işlenmiş bir kadın cinayeti var. Ve şu anda da sosyal medyanın gündeminde. 10 yaşındaki çocuğunun önünde hem de kameralar önünde kadının boğazını keserek öldürmüş. Kocası herhalde. Şimdi tabii bu maalesef Türkiye'de yani bu tür acı hadiselerin hala yaşanıyor olması, önlenemiyor olması çok üzücü. Artı bu cinayeti işleyen kişilerin idamla cezalandırıyor olmayışı, yani kısas edilmiyor olması o da üzücü. Yani madem ki böyle bir hunharca cinayet işlenmiş, bu cinayeti işleyen kişi gerektiği şekilde cezalandırılmalı. Ama maalesef işte ne diyor? Ömür boyu hapis vesaire. Bir taraftan da bu olayı kendilerine kullanışlı bir malzeme görenler var. Suistimal bir işin başka bir tarafı daha var. Maalesef dediğimiz gibi bu acı hadise yaşanmış. Allah'tan rahmet diliyoruz ve inşallah bir daha yaşanmaz diyoruz. Tedbir alınır diyoruz ama umuyoruz. Bu tür olayların yaşanmaması için politikalara ihtiyaç var. Ciddi politikalara ihtiyaç var ama bu politikalar yani insan kaynaklı değil, vahiy kaynaklı olması lazım. İlahi kaynaklı olması lazım ki yani kesin çözüm sağlanabilsin. Yani biz eğer gerçekten de Kur'an ve sünnetin bize emrettiği şekilde bir kural, bir sistem, bir politika geliştirebilirsek, hayatı buna göre tanzim edebilirsek bu olaylar yaşanmaz. Daha az yaşanır. Daha az yaşanır. Ve maalesef kimin umurunda. Evet, şimdi ayet-i kerimemize gelelim. Ümidi konuşuyoruz değil mi? İman nedir? Ümit demektir. İmanın en büyük ayağı, hani biz imanın şartları diyoruz ya, işte Allah'ın varlığına, birliğine inanmak, meleklere, yani böyle o altı şartından bahsediyor. Evet. Ya bir de imanın yazılı olmayan şartları var. Hani nasıl diyelim, fiildeki şartları var, pratikteki şartları var. Onlardan bir tanesi de ümittir. Yani ümidiniz yoksa imanınız da yoktur. Yani bir yerde. Bu açık ve net yani. Hı hı. Demek ki imanla ümit yan yana, iç içedir. İmanla ümit. Müslüman kimdir dersek, Müslüman ümidi olan insandır. Yani hem kendisi için hem toplumu için ümidi olan insandır. Ümitsiz olan kimse ancak, hani şimdi ayet-i kerimelerden örnek vereceğiz. Ümitsiz olan kimse yani bir yerde Allah'ı unutmuş kimsedir. Allah'ı unutmuş kimsedir. Şimdi kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Ha, o zaman ümit var olmak gerekiyor. Evet. Ve onu hesaba katmadığı bir yerden rızıklandırır. Hiç ummadığı bir yerden onu kurtarır. Hiç ummadığı bir yerden ona şifa verir. Hiç ummadığı bir yerden onun borçlarını ödemesine yardım eder. Hiç ummadığı bir yerden beladan kurtarır. Hiç ummadığı bir yerden ailesini, eşini, değil mi, yola getirir. Yani evini düzene sokar. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Yani o zaman ümidimiz Allah'tandır. Devam edelim. Hocam bir sonraki ayetimiz
Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. İnşirah suresi. Yani sürekli okuyoruz. İnne me'al usri yusran, evet. Değil mi? Diye okuyoruz. Fe inne me'al usri yusra. Muhakkak ki zorlukla birlikte iki kolaylık var. Çünkü iki defa zikrediyor burada. Evet. Alimlerimiz demişler ki mesela el usru zorluk demek, değil mi? Ama elif lam taksiyle geldiği zaman el usr belirli, bilinen zorluk demek. Herkesin bildiği zorluk. Tanıdık bir zorluk. Bu o neyden böyle söylüyoruz? Başındaki elif lam takısı. El diyoruz ya, el usr. Ama diyor yusran, yusr ne? Kolaylık. Yusrun başında elif lam takısı yok. Evet. Elif lam takısı yoksa bu herkesin bilmediği. Yani kimsenin bilmediği kadar büyük, kimsenin bilmediği kadar geniş, kimsenin bilmediği kadar hiç yani karşılaşılmamış yeni, yani hem de iki sefer. Dolayısıyla zorlukla beraber böyle büyük bir kolaylık var. Bilmediğimiz bir kolaylık var. Anlayamayacağımız şekilde bir kolaylık var. Hiç beklemediğimiz bir kolaylık var. Hiç ummadığımız yerden bir kolaylık var. O zaman niye ümitsiz olalım? Devam edelim. Hocam üçüncü ayet-i kerimemiz Tevbe suresi 51. De ki Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Evet, şimdi aslında bu ayet-i kerimeler ilaç gibi alınmalı. Evet. Hani doktor reçete yazıyor ya, sabah aç karnına, öğlen aç karnına, günde 3 sefer filan. Bu ayet-i kerimeleri de hasta olanlar, zorda olanlar, darda olanlar, dertli olanlar, kederli olanlar, eşiyle kavgalı olanlar, kızıyla, yani o çocuğuyla ne bileyim sorun yaşayanlar, işinde problem olanlar, olan. Bunu günde 3 sefer alacaksınız bu ayet-i kerimeleri. İşte onlardan bir tanesini Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا. Ancak Allah bize ne yazdıysa o gelir. Yazmadıysa gelmez gibi. هُوَ مَوْلَانَ. O bizim Mevlamızdır, o bizim dostumuzdur, o bizi sever, o bizim yani velimizdir. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ. Müminler ona tevekkül etsinler. Benim ümitlenmem için, ümidimi yenilemem için, ümidimi korumam için bakın ayet-i kerime bana böyle söylüyor. Ya sen niye böyle karamsarla kapılıyorsun? Niye kendini mahvediyorsun? Niye sanki hiçbir çıkış yolu kalmamış gibi konuşuyorsun? Şimdi ya şu anda o kadar çok böyle geçimsizlik hadiseleri var ki, o kadar çok boşanma olayı var ki veya boşanmaya giden süreçler var ki, birçoğunda ne görüyoruz? Ümitsizlik var. Ümitsiz, yani bu çözülmez, bu bitti. Bu olay artık bir daha kesinlikle eskisine dönmez. Umudu kestim. Kesiyor. Zaten siz umudunuzu yitirdiğiniz zaman siz eşinizi de yitirmiş oluyorsunuz. Umudunuzu yitirdiğiniz zaman işinizi de yitirmiş oluyorsunuz. Yani diğer şeyler hep o yitirdiğiniz umutla besleniyor. Yani biz umudu içimizdeki bir jeneratör, bir enerji kaynağı gibi görmemiz lazım. İçimizde umudu. Ve en başta kimden umut ediyoruz? Sürekli kimden umut ediyoruz? Rabbimizden umut ediyoruz. Yani o beni şimdiye kadar aç bırakmadığı gibi, şimdiye kadar nasıl ki susuz bırakmadıysa, şimdiye kadar nasıl ki beni belalardan muhafaza ettiyse, dualarımı kabul ettiyse, ben her ne zaman hastalandım, o bana ne zaman şifa verdiyse, bundan sonra da beni yalnız bırakmaz. O beni annemin karnında 9 ay nasıl beslediyse şimdi de aç bırakmaz. O beni toplum içerisinde nasıl ki bugünlere sağ selamet getirdiyse yine beni sağ selamet çıkarır gibi. Yani o benim rızkıma kefil olduysa burada da bana kefildir gibi. Yani ona güvenmek, ondan ümitlenmek, ona tevekkül etmek. Mesele bu. Mesele biz bu espriyi kaçırırsak Allah-u Teala'yı itham etmiş oluyoruz. Nasıl itham ediyoruz? Ya Rabbi benim sorunum öyle büyük ki sen bile haşa, yani sen bile çözemezsin der gibi haşa. Ya Rabbi şu an aramızdaki mesele o kadar kritik ki sen hiç karışma gibi haşa. Yani bir yerde böyle diyorsun yani. Evet böyle demiyorsun ama bu anlama gelen bir tarzım var. Bir tavrım var. O yüzden
Ya Rabbi sen işte bu kadar varlığa yarattığın bu kadar işte mahluka, bu kadar aleme sen sürekli böyle lütfunla, değil mi, rahmetinle, işte şefkatinle yetişiyorsun. Beni de yalnız bırakmazsın. Ben senden umutluyum. Ben senden ümit ediyorum. Evet, senin emrettiğin şekilde sebeplere de sarılıyorum. Yani dünyevi olarak bir takım vesilelerin peşindeyim, vasıtalara işte başvuruyorum, değil mi? Ama her ne kadar dünyevi anlamda bir takım kapıları çalsam da, birilerinden yardım istesem de, yine umudum onlardan değil, kimden? Senden. Umudum sendendir. Toprağı ekiyorum, tohumu ekiyorum, evet. Ama ümidim topraktan değil. Ya. Ümidim tohumdan değil. Ümidim yine senden. Yine senden. Yani ben bu sebebi işliyorum ama başarıyı senden umuyorum. Neticeyi senden bekliyorum. Ümidim sensin. Evet, şu anda aramızda bir problem var. Kadınla kocası arasında bir geçimsizlik var. Olay çok farklı yerlere gitmiş. Çözüm arıyor. Ona başvuruyor, buna başvuruyor. Oradan bir şey istiyor. Bu istiyorum, bunları yapıyorum, böyle ediyorum ama ümidim senden. Senden umuyorum. Yani aramızda tekrar o ülfeti, o meveddeti, muhabbeti, merhameti, şefkati sen vereceksin. Senden umuyorum. Kalplerimizi ancak sen ısındırabilirsin. Bunu senden ümit ediyorum. Zaten dua ederken biz ümidimizi ifade etmiş oluyoruz. Yani dua ümit bir yerde ümidin ifadesidir. Senden umduğum için elimi sana açıyorum, değil mi? Kimler dua etmezler? Allah'tan umudunu kesenler dua etmezler. Dua etmez. Gayreti de azmi. Tabi. Peki Allah duaları kabul etmez mi? Eder. Hele de yani böyle son derece samimi bir ümid ile, tam böyle kabul olacağını umarak, ümit ederek yapılan dualar kesinlikle kabul eder Allah. O yüzden ümit eden dua eder. Yani ümitli olan dua eder. Ya, eyvallah. Dua eden de o maksuduna kavuşur. Eyvallah. O müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Devam edelim. Hocam, bir sonraki ayeti kerimemiz Hicr suresi 55-56. Dediler ki seni gerçekle müjdeledik. Öyleyse umut kesenlerden olma. Dedi ki sapıklar dışında Rabbinin rahmetinden kim umut keser? Evet, Hazreti İbrahim aleyhisselama melekler geldiler ve iki şeyi söylediler. Birincisi Lut kavminin helak edileceğini, yani bunun için geldiklerini söylediler. İkincisi de Hazreti İbrahim'i bir çocukla müjdelediler. Tabi Hazreti İbrahim o zaman 124 yaşında. Rivayetler öyle söylüyor. Hanımı Sare de, Sare annemiz de 98 yaşında. Çocuğu olmamış. Diyor ki senin çocuğun olacak. Hem de bu kadından olacak. 98 yaşında. Şimdi kadın bunu duyduğu zaman, yani Sare annemiz bunu duyduğu zaman ne yapıyor? Yüzünü, elini yüzüne vuruyor. Diyor benim çocuğum mu olacak? Yani böyle bir şey nasıl olur? Ben kısır iken. Şimdi Hazreti İbrahim o yaşlı haliyle, hanımının da o yaşlı haliyle sanki böyle bir şeyin olamayacağını düşünür diyerekten melekler ona ne dediler? Sakın ümidini kesme. Yani olmaz böyle bir şey deme. Ama Hazreti İbrahim zaten Allah'ın halilidir, dostudur. Değil mi? Ne diyor? Sapıklar dışında Rabbinin rahmetinden kim umudunu keser? Diye cevap veriyor. Böyle cevap veriyor. Yani umudunu kesiyorsa insan, Allah muhafaza, dalun diyor. Yani yoldan çıkmıştır. Allah'tan ümidini kesen yoldan çıkmıştır. Ama ümit kesmeyi normal bir olay için söylemiyor burada. Anormal bir olay için söylüyor. Anormal bir olay için. Normal bir olay için de ümit kesenler var. Yani olabileceğine dair ihtimaller %80 veya %50. Mesela çocuğunu doktora götürmüş. Doktor ne diyor? %50 iyileşme ihtimali var. Bu diyor ki o zaman iyileşmez. Şimdi bu burada ümit kesmek ya zaten bir facia. Ama doktor dedi ki hiç iyileşmeyecek. İyileşme ihtimali sıfır. İşte bu ayet bunu söylüyor. Bu öyle bir vaka. Bu öyle bir vaka. Yani 98 yaşındaki kadın, kısır kadın çocuk doğuracak. Hadi. Yani gel de buna, bunun için ümitlen gibi. Hazreti İbrahim ne dedi? Allah'ın rahmetinden ümidini ancak kimler keser?
yoldan çıkmışlar keser, sapıklar keser. Allah muhafaza. Hocam, 5. ayet-i kerimemiz burada paylaşacağımız. De ki, ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O bağışlayan, esirgeyendir. Evet, üzerine çokça konuşulan, çokça tefsirler yapılan ve bir anlamda yine ilaç gibi hatırlamamız gereken Zümer suresi 53. ayet-i kerime. Nefisleri aleyhine aşırıya gitmiş, günahlara dalmış, işte biraz böyle nankörlük etmiş, isyan etmiş kullarım. Böyle oldunuz diye Allah'ın rahmetinin ümidini kesmeyin. Yani ya Allah beni nasıl affetsin, Allah beni nasıl kendine kabul etsin, nasıl beni, böyle demeyin. Öyle bile olsanız, hani Mevlana diyor ya, 100 kere tevbeni bulsan da yine gel. Yani. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yani 100 kere tevbeni bulsan da, 100 kere günah işlesen de, 100 kere ne yaparsan yap, Allah'tan umudunu kesme. Şimdi bunu fertler içinde söyleyeceğiz. Ya bu kadın düzelmez. Bu kadın bu böyle gelmiş, böyle gider. Veya bu adam düzelmiş. Bundan adam olmaz. Senden adam olmaz diyor. Senden adam olmaz. Senden bir cacık olmaz. Veya sen hiç düzelmezsin. Öyle deme. Veya bu kesinlikle namazını kılmaz. Veya bu kesinlikle sigarayı bırakmaz. Bu kesinlikle kumarı bırakmaz. Bu kesinlikle işte şu hatayı bırakmaz. Ya bu esrar kullanıyor. Kesinlikle bu madde bağımlılığından kurtulmaz. Veya bu kesinlikle şu ahlakını düzeltmez. Nasıl diyelim? Çok istikrarsız, çok dağınık, işsiz, güçsüz, çalışmıyor. Bu kesinlikle hep böyle gider deme. Genelleme yapma. Bütüncül, böyle sanki bir daha kapı açılmaz gibi böyle bütün seçenekleri yok etme. Böyle konuşma. Böyle kesin cümleler kurma. Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. De ki ya insanlar, bir gün böyle, yarın böyle. O Allahu Teala nedir? Muhavvilel kulubdur. Kalpleri değiştirendir. Allahu Teala dilediğine hidayet verendir. Allahu Teala dilediğini doğru yola eriştirendir. Allahu Teala kimleri nelerden kurtarmadı ki? Kimleri ne yanlışlardan almadı ki? Kimlere hangi dostları, hangi arkadaşları göndermedi ki? Kimleri kimlerin duasıyla, kimlerin sadakasıyla yanlıştan, günahtan alıkoymadı ki? Yani böyle düşün yani. Hep bir umut olması. Tabii, sürekli umut olma. Evet. Çocuğunla ilgili umutsuz olma. Eşinle ilgili umutsuz olma. Kendinle ilgili umutsuz olma. Dünya, ahiret fark etmiyor yani. Umutsuz olma. Umutsuz cümleler kurma. Kesin yargılar, kesin hükümler söyleme. Kesin kapı, yani kesin biçimde kapıları kapatma. Bu olmaz, bu gelmez, bu düzelmez, bu vazgeçmez, bu adam olmaz, bu şöyle böyle deme. Böyle deme. Niye? Bak ne dedi? Allah'ın rahmeti. La teknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ya onun rahmeti bir eserse, bir gelirse, bir bakmışsınız bir anda kişi değişebilir. Bir anda sürekli yaptığı şeyi, artık yaptığı yanlışı yapmayabilir yani. Allah'ın rahmeti bazen öyle tuhaf gelir ki, gece rüyasında görür bir şey. Adam sürekli diyelim ki içki içiyordur. Gece Allah-u Teala onun rahmetinden uzak değil. Rüyasına birini gönderir. Ona öyle tesirli bir şeyler gösterir ki, söylettirir ki, bir bakmış sabah adam bir daha içmiyor. Olmamış mı bunlar? Bunlar çok olmuştur yani. Veya hiç namazını kılmayan birisi, o kadar kendisine söylendiği halde kılmıyor ama bir bakmışsınız bir başına bir iş geliyor. Evet. Etkileniyor. Ya şimdi geliyor diyoruz da Allahu Teala ne yapıyor? Lütfediyor. Şimdi dolayısıyla aile içerisindeki problemlerde de, ya ben bununla sürekli kavga ediyorum, tek yolumuz artık boşanmak. Bu beni takmıyor, beni umursamıyor, benim dediğimi dinlemiyor. Tek yolumuz bu işi bitirmek deme. Deme. Yani Allah'tan umudunu kesme. Onun rahmeti geniştir. Onun rahmeti geniştir. Ona sığın. Ona sığın. Hele bir onun dediklerini yapmaya bak. Ona itaat etmeye bak. Hele kalbini ona bir aç. Günahlarını ona bir itiraf et.
halini ona bir arz et, bir dök içini, bir şöyle en yakın olduğun secdede halini bir arz eyle. Ya Rabbi de işte görüyorsun halimi de, ben şöyle yaptım, o böyle etti de, neyse işte, ona sızlan biraz yani. Biraz talep ederim. Dök içini yani. Dök içini, bakın ne oluyor. Ne oluyor yani? Veya ya Rabbi de işte şu sadakayı da veriyorum, sen de benim derdimi düzelt, halimi düzeltti. Ya Rabbi şu hayrımı yapıyorum, ben işte şu sıkıntıda olanların, değil mi, derdine çözüm buldum. Bunların ben işte sıkıntısını gideriyorum, sen de bizim sıkıntımızı gider de bakayım ne oluyor. Şimdi dolayısıyla ümitsizlik kişinin kendi içerisinde kendini mahvetmesidir. Evet hocam. Mahvetmesidir. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Evet. Hocam bir sonraki ayeti kerimemiz İsra suresi 83. ayet. Rabbimiz burada buyuruyor ki insana bir nimet verdiğimizde sırt çevirir ve yan çizer. Ona bir şer dokunduğu zaman da umutsuzluğa kapılır. İnsanoğlu yani maalesef işte kendini kontrol etmediği zaman, ayarlarını bozduğu zaman, hani Rabbinden uzaklaştığı zaman, Kur'an'dan, ibadetten, sünnetten, dosttan, ahbaptan, kardeşten, değil mi, uzak durduğu zaman böyle olur. Yani nimet verdiği zaman nankörlüğe başlar, hemen şımarır, hemen ben buldum, ben kazandım, ben çalıştım demeye başlar, sırt çevirir, değil mi, yan çizer, artık caminin yolunu unutur, Kur'an'ın sayfasını açmaz, kardeşlerin, ahbaplarını unutur. Niye? Çünkü eline bir şeyler geçti. Her şey tıkırındadır. Evet, ama bir şer dokunduğu zaman da işler değişir. Umutsuzluğa kapılır diyor. Bir kötülük dokunduğu zaman, bir şeyler kötü gitmeye başlar. Eyvah, mahvoldum, işte ne daha yapacağım? Ha, kapılır. Maalesef aldandığımız noktalardan bir tanesi. Evet. Hocam bir sonraki ayeti kerimemiz Fusilet suresi 49. İnsan hayır istemekten bıkkınlık duymaz. Fakat ona bir şer dokundu mu artık o yese düşen bir umutsuz olur. Ya insan sürekli kendisi için, ailesi için, değil mi, iyilik ister ve bunu sürekli ister. Bundan hiçbir zaman vazgeçmez. Şimdi bir önceki ayet-i kerimenin değişik versiyonu gibi de okuyabiliriz, devamı gibi de okuyabiliriz. Fakat bir ufacık bir şer dokunsa, messehu hafifçe dokunmak demek, hafifçe ona bir kötülük dokunsa, hani nasıl diyelim, hani dedik ya, işleri kötü gitse veya eşinden bir işte kötü bir davranış görse, çocuğuyla ilgili bir şey yaşasa, hemen ne yapar? Mahvoldum, eyvah. Veya hemen kötülüğe başlar. Bu ne zaman? İşte insan aldandığı zaman, insan kendini kontrol etmediği zaman, yani Rabbinden, ibadetinden uzaklaştığı zaman. Evet. Hocam son ayetimiz, 8. paylaşacağımız ayet oluyor, Yusuf suresi 110. Öyle ki elçiler umutlarını kesip de artık onların gerçekten yalanladıklarını sandıkları bir sırada onlara yardımımız gelmiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ümitle ilgili çokça ayet-i kerime okuyoruz. Peygamber kıssası okuyoruz. Şimdi Hazreti Yusuf Aleyhisselam oğullarını Mısır'a gönderdiği zaman ne dedi? Sakın ha Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser dedi. Ve peygamberler ne diyor? Elçiler, yani nebiler, peygamberler umutlarını kesip de artık gerçekten yalanladıklarını sandıkları bir sırada onlara yardımımız gelmiştir. Yani kavimleri, diyelim ki Semud kavmi, diyelim ki Ad kavmi, değil mi? Veya Medyen ve Eyke kavmi. Şimdi bu tür kavimler isyan etmişler, inkar etmişler. Peygamberler eyvah, hani bunlar dinlemiyorlar filan dedikleri anda Allah'ın yardımı geliyor. Ya onlar helak ediliyor, inananlar kurtuluyor. Değil mi? Bunlar, o kıssalarda okuyoruz. Mesela Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasında İsrailoğulları Firavun ordusuyla arkadan onları hani sıkıştırdı. Nereye sıkıştırdı? Denizin tam önüne geldiler. Ne dediler o zaman? Ey Musa, gerçekten şu anda yakalandık, mahvolduk. Firavun'un askerleri hepimizi burada yakalayacak. Çünkü önümüzde deniz, arkamızda ordu. İşte şimdi yakalandık dediler. Hazreti Musa Aleyhisselam dedi, hayır.
Benim Rabbim bizi yalnız bırakmaz. Bizi orada darda bırakmaz dedi. Ve o zaman asanla denize vur dedik. Deniz ikiye yarıl. Yani denizi bile Allahu Teala ne yapar? İkiye yarar yani. O zaman hiçbir yerde, hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmak yok ki. Bunun mesela Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulması. Bunu örnekler anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de sürekli. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın hastalıktan kurtulması, Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın evladına kavuşması vesaire. Bunların hepsi bir umudun imtihanıdır. Yani işte umutsuzluk neler getirir? Allah'tan ümit etmek neler getirir? Bugün bunu bir hayatın her yerine, her aşamasına kesinlikle uygulamak gerekiyor. İster ailedeki geçimsizlik olsun, ister evlat anne baba arasındaki olsun, ister kişinin komşusuyla, akrabasıyla, çevresiyle yaşadıkları olsun veya başından geçen olumsuz bir şeyler olsun, ister hastalık olsun, ister başka sıkıntı olsun, o zaman kesinlikle böyle karamsarlığa kapılmadan, işte kötümser olmadan, eyvah demeden, çaresizliğe başvurmadan veya bugün batılıların yaptığı gibi acaba nasıl intihar etsek, yani ilaç mı içsek, ipine mi bassak kendimizi falan o şekilde demeden, bizim Rabbimizden umutla istememiz lazım, rahmetine sığınmamız lazım ki elhamdülillah İslam toplumları bunu böyle yapıyorlar. Bu kadar yaşadıkları sıkıntılara rağmen, yokluklara, belalara, değil mi, savaşlara, işgallere rağmen umutlarını yitirmiyorlar. Yüzlerindeki tebessüm bunun alametidir. Yani hayata pozitif bakmaları bunun alametidir. Yani bir bakıyorsunuz fakir ama mutlu. Veya bir bakıyorsunuz işte tabii mutlu. Tabii yani birçok böyle yani şu an Türkiye'nin bir yıldır yaşadığı hadiseler, değil mi? Ekonomik sıkıntılar. Ama insanlar eğer bu başka bir ülkede olmuş olsaydı kim bilir neler olurdu. Yani. Ama Türkiye'de ne oluyor? İnsanlar bunu bir şekilde atlatıyorlar. Neyle atlatıyorlar? İşte ümitle atlatıyorlar. Ya Allah'tan ümit kesilmez diyor. Yani. Allah kerim diyor. Hem de bir motivasyon. Tabii ya bir şekilde çıkarız diyor. Her işte bir hayır vardır diyor. Evet. Gam, yani Allah var gam yok diyor. Yani bu şekilde kendini yenileyebiliyor. Olayı aşabiliyor. Ama neyle aşıyor? Her defasında neyle aşıyor? Bir Rabbine umuduyla aşıyor. Yani o dini, o inanç bağını referans alarak aşıyor. Eğer o olmasa nasıl aşacak? Evet. Hocam Kur'an ve sünnet dahilinde bölümümüzün bir de sünnette kısmı var. Hadis-i şerif paylaşımımız olacak. Evet. Eğer mümin Allah'ın azabının nitelik ve niceliğini bilseydi cennet ümidine kapılmazdı. Kafir de Allah'ın rahmetinin nitelik ve niceliğini tam olarak kavrayabilseydi onun cennetinden asla ümidini kesmezdi buyurmuş Peygamber Efendimiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de azap, cehennem anlatılırken öyle korkunç manzaralar nazara verilir ki, yani öyle tasvirler yapılır ki insan okuduğu zaman ne diyor? Eyvah biz mahvolduk diye bir şeye kapılıyor, değil mi? Fakat bir de Allah-u Teala'nın işte affettiğine dair, işte bütün günahları affeder. Az önce okuduk ya. Evet, Allah'ın rahmetini ümidini kesmiyor. Bütün günahları affeder. Bunları okuduğunuz zaman da müthiş bir ümide kapılıyorsunuz. O yüzden bizde bir meşhur kitaplarımızda bir şey var. Havf ve reca dengesi deriz. Yani korku ve ümit dengesi. Biz ne böyle sanki nasıl olsa cennete gideceğiz, böyle rahatlığında o kadar şey yapmaya gerek yok yani demeyiz, korkarız evet. Azaptan. Ama azaptan korkarken de ya bir dakika biz biraz fazlaca sanki korktuk. Ya Allah affeder ya herhalde affeder gibi biraz da ümit, reca dediğimiz ümit. Biraz da o tarafa kayar yani ortada gitmek. Evet. O dengeyi sürekli korumak. Hatta diyor kafir bile Allah'ın rahmetinin farkında olsaydı o bile ümide kapılacaktı yani. Evet devam edelim. Hocam bir sonraki hadis-i şerifimiz, bir kimsenin insanlar helak oldu dediğini duyarsanız bilin ki o kendisi herkesten çok helak olandır.
Şimdi felaket tellallığı diye bir terim var. Felaket tellallığı. Mahvoldular. Aa, bunlar şimdi kadınla erkek tartışıyorlar. Bir kavga etmişler. Kadın işte küsmüş gitmiş annesinin evine. Bir etrafındakiler ne diyor? Aa, yazık oldu bunlara ya. Hele de onu gördüğü zaman söylüyorlar. Vay be, sana yazık olmuş ya. Gerçekten sen çok çok da iyiydiniz ama, çok da efendiydi ama, kadın da iyiydi ama nasıl yaptı bunu ya filan. Şimdi öyle bir ajitasyon yapıyorlar ki, öyle ajitasyon yapıyorlar ki, yani onun ümidini yitirmesi için, azaltmak için ellerinden geleni yapıyor toplumda bazı maalesef çevreler. Olan ümidi de elinden alınıyor. Tabii ümidini koparıyor zaten. Ümidini koparıyor. Bunlar mahvoldular. Bir de genel olarak böyle bir yaklaşımımız var. Ya aile mahvoldu, gitti, yıkıldı, biz perişan olduk, boşanmalar şöyle oldu, kadın cinayetleri böyle oldu. Ya gitti toplum. Gitti hiçbir şey kalmadı. Ne namaz kılan kaldı, ne işte oruç tutan var, ne zekat veren var, ne ahlaklı genç kaldı, ne şu kaldı, ne bu kaldı. Yani sürekli cümleleri yıkım, bitiş, helak, felaket, onun yok oluş, tükeniş, onun böyle sanki hiçbir şey kalmadı, her şey dağıldı, bozuldu. Şimdi bu şekilde, velev ki iyiye gitmese de bazı şeyler, velev ki eskiye göre iyi bir yerde olmasak da, olumsuzluklar artmış olsa da, cümleleri bu şekilde kurmamak lazım. Yani sürekli bardağın boş tarafını değil, dolu tarafını konuşmak lazım. Evet, yani bu bardak her ne kadar boşsa da dolabilir. Elimizde de tutuyorum, ben götürüp doldururum. Yani ümidin tarafına odaklanmak lazım. Eğer ben yani dolu tarafına veya iyi tarafına odaklanırsam, cümlelerim de öyle çıkar. O cümleler öyle çıktığı için benim adımlarım da öyle olur. Adımlarım da öyle olur. Ama sürekli kötü konuştuğum zaman ben ne yapacağım? Yerimde oturacağım. Nasıl olsa yıkıldı, o zaman oturalım. Nasıl olsa çöküyoruz. Nasıl olsa her şey aile nasıl olsa çöktü, bitti. Aile diye bir şey kalmadı. O zaman biz de oturalım. Yani yıkıldı zaten. Bu tür cümleler bizi oturtur yerimizde. Ya şu anda siz tartışmışsınız, kavga etmişsiniz, küsmüşsünüz, ne bileyim. Şu anda bir aranızda bir sorun var ama ya yok, çok iyisiniz ya. Bu düzelir, bu ne, bu çok basit, geçer bu. Yani ümidinizi kesmeyin. Yok ya, oluyor böyle şeyler. Geçmişte de olmuş. Ha, şunlar da yapmış. Hani bazen böyle olayı geçmişe götürürüz, ne deriz? İşte ya Hazreti Ali ile Fatıma da tartışmışlar. O da küsmüş gitmiş diyoruz. Ya işte Ayşe annemiz de küsermiş. Hatta günlerce küsülü kalırmış. Hatta bir seferinde işte aralarında Hazreti Ebubekir hakem olmuş filan demiyor muyuz? Yani bu tür örneklerin geçmişte yaşanması da böyle bir hikmete dayanıyor zaten. Yani gelecek insanlığa, kıyamete kadar gelecek olanlara, ya bakın peygamber hanesinde de şunlar oldu dedirtmek işin özü. Ama şunu söyleyelim, yani gerek lokal olaylarda, yani bir aileden bahsederken, bir kişinin olayından bahsederken, toplumun genelinden bahsederken, evet, bizim hemen basitliğimiz, bizim zaafımız, zayıflığımız, kolaycılığımız hemen nedir? Eleştirmek. Hemen nedir? Kötü cümleler kurmak. İşte yıkım, bitiş, çöküş, helak, felaket cümleleri kurmaktır. Bu nedir? Kolaycılıktır. Ve şu anda araştırmacı dediğimiz insanlar, yazar dediğimiz insanlar, bilmem akademisyen dediğimiz kişiler işin kolayına kaçıyorlar. İşin kolayına kaçıyorlar. Bir de toplumu bir takım kötü yönlere kanalize etmeye çalışanlar. Bir de onlar meseleyi hep böyle felaket tarafıyla işliyorlar. Ya Türkiye'de diyor 220 tane kadın diyor cinayete kurban gitmiş. 220 tane. Hele bunu söylerken öyle bir vurgu yapıyor ki, ya tabii kimse istemiyor bunu. Böyle bir şey kim isteyebilir? Hangi aklı başında insan kadının öldürülmesini isteyebilir? Böyle bir şey hiç kimse istemez. Ama senin işleyiş biçimin, senin anlatış biçimin sanki ya işte bu Müslüman bir ülkede bu kadar yüzlerce kadın öldürülüyorsa demek ki burada Müslümanlıkla ilgili bir şey var filan gibi olayı, tabii olayı başka yere çekiyor. Yani bir de bunu suistimal edenler var. Ya işte geçmişte çok duyardık bunu. Türkiye'de en fazla içki nerede tüketiliyormuş biliyor musunuz? Alkol en fazla nerede içiliyormuş? Konya'da ya.
Hani bunu sayıyor değil mi solcular? Ya dindar bile dindar memleket. Bak bak sen bak. Ya şu rakamlara bak. Ya, ya Konya'da bu kadar içki içiliyor mu? En fazla içki burada içiliyormuş filan gibi. Neymiş orada işte çokça arpa buğday ekildiği için orada şey fabrikaları var. İşte batı ne diyelim yabancı bira firmalarının fabrikaları var. O fabrikaların şeylerini de satışları, üretimini de Konya'da içki tüketiliyor olarak veriyorlar filan. Şimdi kaldı ki rakamları böyle keyfine göre ayarlayanlar. Hani anket diyoruz ya. Anketi siz nerede nasıl yaparsanız öyle sonuçlar alırsınız. Giderseniz bir içki içilen mahallede içki nasıl içiliyor diye anket yaparsanız sanki o şehirde herkes içki içiyormuş gibi sonuç alırsınız. Yani anketi yapan, o rakamları ortaya çıkaranlar neyi nasıl çıkartmak istiyorlarsa bunun yolu çok kolay. Bunu da yapabilirsiniz. Dolayısıyla o rakamlara da öyle güvenmemek lazım. Şimdi evet boşanmalar artıyor mu? Artıyor. Evet geçimsizlikler yani çok mu? Çok. Bir problem var mı? Var. Geçmişe göre iyi miyiz? Hayır. Ama bunları böyle söylerken eğer kurduğumuz iyi cümleler, güzel cümleler, olumlu, müsbet, ümit verici cümleler, kötü cümlelerden az ise o zaman oturup düşünmek lazım. Bak ne dedi hadis-i şerif? Kim insanlar helak oldu, helak oldu derse bilin ki o kendisi herkesten çok helak. O en fazla helak olan odur. Yani. Allah muhafaza. Evet. Hocam ikinci bölümümüz. Burada kulağa küpe güzel söz. Üstad Bediüzzaman'ın bir ifadesi var hocam. İnsanları canlandıran emeldir, öldüren yeistir diye ifade etmiş. Evet, çok kısa öz bir ifade. İnsanları canlandıran, yani onları şenlendiren, onları aktif hale getiren, onlara ruh veren, harekete geçiren, ne bileyim yani bir yanlışını düzelttiren şey nedir? Emeldir, yani ümittir. Ümit etmesidir. Ya ben ümit ediyorum ki bu düzelir. Ben Allah'tan umuyorum ki bu kadın veya erkek için, yani bu erkek yani hatasından döner. O zaman sen harekete geçersin, canlanırsın, dirilirsin. Ama az önce söyledik ya, bundan adam olmaz, bu düzelmez, bu kadın düzelmez derse ne yapacaksın? Ölüsün artık sen, öldün. Sen ne harekete geçersin, ne bir işin başına veya ne bileyim ne gidip birisiyle konuşma. Artık sende kalmaz. Öyle bir şey kalmaz. Bunu iş içinde söyle. Şimdi ben iş bulamam ya. Piyasada öyle bir işsizlik var ki, öyle işler bozuk ki. Herkes zaten şu anda evinde. Zaten Türkiye'de işsizlik rakamları %10, %20. Daha da düzelmez. Tamam. Daha da düzelmez. Zaten herkes işsiz, ben de işsizim. Bana da kimse iş vermiyor. Zaten bir mesleğim de yok. Benim zaten elimden bir iş gelmez. O yüzden şimdi böyle söylediği zaman ne olur? Sen gidip bir iş aramazsın artık. Oturursun oturduğun yerde. Ama ya Allah'ın rızkı geniştir. Yani Allah herkese veriyor, bana da veriyor. Yani verir, niye vermesin? Yani onun lütfu kesilmez ki. Bu pencereden bakmak lazım. Ben ondan ümit ediyorum dediğiniz zaman o zaman siz dolaşırsınız. Siz harekete geçersiniz. Siz canlanırsınız. Evet, devam edelim. Hocam, üçüncü bölümümüz bir kural, bir düstur. Hocam, burada konumuzu özetleyecek maddelerimiz var. Ümitsizliğe kapılmamak için dört iyi kuralımız. Bunların ilki imanı güçlendirerek, diğeri iradeyi takviye ederek, iyi tarafından bakarak, imtihanı unutmayarak. Şimdi eğer biz ümidimizi yeşerteceksek, yani canlanacaksak, ümitsizliği atacaksak, o zaman ilk başta söylediğimiz şey neydi? İmanımızı güçlendirmemiz lazım. Yani ben yakinimi değil mi artırmam lazım. Yani bir dakika ya sanki şu anda ibadetlerim zayıflamış. İbadetlerim zayıflamış. Sanki dualarım azalmış. Sanki zikrim azalmış. Yani Kur'an'ı az okuyorum. Az sadaka veriyorum. Az infakta bulunuyorum. Az tefekkür ediyorum. Dostlarımı az ziyaret ediyorum. Kardeşlerimle az bir araya geliyorum. Az şeyler dinliyorum. Az sohbetlere katılıyorum. Şimdi bu azalan şeyleri ne yapmam lazım? Biraz artırmam lazım. Biraz artırmam lazım. Ya bir dakika şu Allah'ın kelamını hem zikir niyetine, hem fikir niyetine, hem ilim niyetine değil mi? Bir okuyayım.
bir okuyayım yani, bir kendime geleyim. Ya bir dakika şöyle biraz düşüneyim hele, ben nereden geldim, nereye gidiyorum, beni yaratan kim, benden ne istiyor, benden ne istiyor, benim bu hal hareketim ne olacak, ya yarın hesap var, o hesapta ben nasımdan hesabını vereceğim falan gibi bir muhakeme, bir muhasebe, bir murakabe yapayım gibi. Yani imanımı güçlendirirsem ümidim de artar. Ümidim, zaten Kur'an okuyan bir kimse orada Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kurtuluşunu görür, ümitlenir. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balığının karnından çıkışını görür, ümitlenir, değil mi? Bak, imanla alakalı dedik baştan. İkincisi, iradeyi takviye ederek. Şimdi iradeyle ümit de alakalı, iman da alakalı iradeyle. Bunlar hepsi iç içe zaten. Evet. Yani kişinin iradesi niye zayıflar? Günah işlediği zaman iradesi zayıflar. Günahlardan uzak durayım, haramlardan uzak durayım. Haramlardan. Bir de kendime bir takım keskin sınırlar belirleyelim. Çizeyim yani, bu sınırları çizeyim. Yine iyi tarafından bakarak. İyi tarafından bakarsa insan, hani dedik ya, bardağın dolu tarafını görmek. Hani güzel düşünen güzel görür. Evet. Güzel gören güzel düşünür. Yani bir dakikaya bir de şöyle mi baksak acaba? Yani diyelim ki şu anda aramızda bir tartışma var. Karı koca arasında ufak tefek bir sorun var. O benim anneme şöyle diyor. Ben onu kabul etmiyorum. O şöyle, bu böyle. Ya bir dakika, sanki bunun şöyle iyi yaptığı şeyler de var. Şöyle iyi yönleri de var. Şöyle aslında güzel, hani meşhur o örneği sık sık veriyoruz. Hazreti Ömer'e işte hanımını şikayet etmeye gelen bir adam, değil mi? Bakıyor ki içeride kavga gürültü var. Hazreti Ömer'in evinde de bir tartışma var. O gidiyor diye diyor ki burada da kavga varmış. O zaman ben şikayet etmeyeyim. Hazreti Ömer fark ediyor, adamı çağırıyor. Ne diyor ona? Ya bu kadınlar evimizin işte temizliğini yapıyorlar, değil mi? Yemek yapıyorlar, bizim kahrımızı çekiyorlar. Yani biz de biraz onların kahrını çekiyoruz. İyi tarafından bakmak, evet, meseleye. Erkek için de, kadın, hep erkek için söylemeyelim yani, kadın için. Yani ya bu adam benim evimin direğidir, işte gölgesi yeter. Bu adam nafakamı getiriyor, rızkımı sağlıyor. Yani işte biraz olumlu tarafı. Yine bardağın dolu tarafı. Dolu tarafı. İmtihan unutmayarak hepimiz acaba bu olayda ümidimizi kesecek miyiz, kesmeyecek miyiz? Yani şifayı Allah'tan mı umacağız, yoksa eyvah ben mahvoldum mu diyeceğiz? Veya borcum var ya, Allah'tan mı yardım isteyeceğiz, yoksa eyvah ben mahvoldum mu diyeceğiz diye o anda imtihan ediliyoruz. Ya işte insan kocasıyla imtihan edildiğini, erkek karısıyla imtihan edildiğini unutmayacak. İmtihanın şeyi ne? Acaba Allah'tan ümit kesecek miyiz, kesmeyecek miyiz? İmtihanın amacı, hikmeti bu. Evet, devam edelim. Hocam, konumuz ümitsizliğe kapılmamak üzerine 4. bölümümüz aile haberleri. Burada topluma örnek teşkil edecek haberleri dile getirmeye gayret ediyoruz. Erzurum'dan gelen bir haber var. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilgisayar teknisyeni olarak görev yapan Kerim Erzenoğlu, eşi Hande Erzenoğlu, çocukları Yağız Efe Erzenoğlu ile birlikte 3 yıldır her hafta sonu Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan ormanlık alanda çöp topluyorlar. Topladıkları çöpleri poşetlere doldurup ardından çöp konteynerine atıyor. Çöp seferberliği yapan bu aile ağaçların üzerine de yeşili sev, doğayı koru, lütfen yerlere çöp atmayın diye de notları bırakmayı ihmal etmiyorlarmış. Şimdi ümitsizlikle birlikte değerlendirirsek, şimdi o çöpleri gören kimse, yani biz ne diyeceğiz o kampüste o çöpleri görünce? İşte mesela sen ne derdin? Yani hocam burası toplanmaz derdim herhalde. Burası toplanmaz bir. Başka? Bu gençlerin hali ne olacak? Gençlerin diyordu. Hali nedir? Evet. Ya bunlarda hiç mi şey yok? Yani hiç mi saygı yok? Hiç mi böyle ahlak yok? Hiç mi temizliği öğrenmemişler? Bu nasıl bir topluma dönüştük? Bu bir de üniversiteli bunlar. Şimdi bunu sürekli söyleriz. Sürekli böyle papağan gibi de tekrarlarız, değil mi? Ha, amacımız, niyetimiz farklı olabilir. Yine çözüm için söylüyor olabiliriz. Ama bunlar, bakın bu aile başka bir şey yapmışlar. Belki bunlar da öyle söylemişler ama bunlar başka bir şey yapmışlar. Yani demişler ki ya bir dakika biz hele ailecek gidelim şu çöpleri toplayıp şunları bir utandıralım. Yani. Bir utandıralım demişler. Bir karşılık var mı? Parayla mı topluyorlar? Hayır. Yok hocam. Gidiyorlar orada dağınık olan çöpleri toplayıp şimdi ve bu haber olur mu? Bu haber olmaz. Evet. Rast gelmedi.
rast gelmedi. Veya bu haber niye olmaz? Çünkü şiddet yok içinde. Kesme yok, vurma yok, çalma yok, gasp yok, hiçbir şey yok. Niye haber olsun ki? Böyle iyi şeyler haber olur mu? Bunlar haber olmaz. Evet, devam edelim. Hocam son bölümümüz tavsiye kitap. Konumuz ümitsizliğe kapılmamak üzerine konuşuyoruz. Hazreti Mevlana ile aile terapisi Nevzat Tarhan'ın kaleminden Profesör Doktor Nevzat Tarhan bu kez aile bireylerinin birbirleriyle ilişkilerini bu hikayelerden çıkardığı ruha şifa sonuçlarla modern psikolojinin öğretilerini bağdaştırarak hem eşlere hem de ebeveynlere bir manevi gelişim haritası sunuyor diye de bir ön tanıtımı vardır. Şimdi kitap tanıtımı bölümünde Nevzat Tarhan'ın başka kitaplarını da tanıttık. Okunması gerekir dedik ki birçok kitabı işliyoruz. İşliyoruz derken tanıtıyoruz. Şimdi Mevlana Hazretleri'nin gerek Mesnevisinde gerek diğer eserlerinde mesela Fihi Mafi eserinde çok ibretli örnekler var. Yani aileler içinde çok ders içeren örnekler var. O örneklerden aileye yönelik dersler çıkartmış. Aileye yönelik dersler çıkartmış. İstifade edilmesi lazım. Okunması lazım. İnşallah hepimiz okuruz. Mevlana'nın verdiği örnekleri ayrıca okumak lazım. Yani Fihi Mafi eserini mutlaka okumak lazım. Fihi Mafi eserini. Veya işte Mesnevi'sini okumak lazım. Ders çıkartmak gayesiyle. Hocam, eklemek istediğin son olarak bir şey var mıdır? Rabbim hiçbir konuda bizi yani ümitsiz olanlardan eylemesin. Ümitsizliğe kapılanlardan eylemesin. İnşallah geçer, düzelir, iyileşir diye sürekli bir ümidimiz olsun. Bu ümit bizi canlandırır. Eyvallah, Allah razı olsun. Cümlemiz. Konumuz ümitsizliğe kapılmamak üzerineydi. Kıymetli hocam Özkan Yaman'dan çok faydalı bilgiler aldık. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz teşekkür ederim. Bilgilerden dolayı istifade ettik. Allah razı olsun. Kıymetli izleyiciler, Bir Saadet Adalet programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.